terör örgütünün lider kadrosu birer birer etkisiz hale getiriliyor. Ve bu lider kadrosunda çoğu isim yalvara dursun, Suriye'de gerçekleştirilen başarılı harekatlardan sonra Irak'ta düzenlenen pençe harekatlarıyla da terör örgütünün bütün inlerine girildi, girilmeye devam ediliyor. Bununla birlikte milli davamız olan Kıbrıs meselesinde artık hem bölgesel hem küresel siyaseti etkileyecek yeni bir döneme girildi değerli arkadaşlar. Bilhassa 15 Temmuz 2016 yılında yaşanılan FETÖ merkezi ihanetten bu yana içte ve dışta Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleler ortadadır. Bugünlerde baktığınızda PKK terör örgütünün çok sayıda üst düzey elemanının örgütün sözde lider kadrosunun çok başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bizler müşahede ediyoruz. Türk milletine ve Türk devletine ihanet eden kim olursa olsun, nerede olursa olsun bir gün ihanet ettiği o kudretin altında ezilmeye mecbur ve mahkum olduğunu bütün dünyanın göreceği bir amansız mücadele döneminin içerisindeyiz. Farklı senaryolar denenebilir. Farklı figüranlar kullanılabilir. Bu figüranlar farklı yerlere gönderilebilir. Ama ne olursa olsun gördüğümüz ve bildiğimiz bir gerçek var ki birileri farklı senaryolarla terörle mücadelede kararlılık örneği sergileyen devlet adamlarını hedef alıyorsa demek ki onlar da Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Cumhur İttifakı'da doğru yolda emin adımlarla ilerliyor demektir. Dolayısıyla bütün bunlara aldırış etmeden son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar kimlerin bunlara arka çıktığına bakmaksızın bu kararlı mücadelemiz devam edecek. Ve bunların siyasi uzantılarının da artık Türkiye'nin geleceğinde yerinin olmadığını belirtmemiz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokratik sistemde, hiçbir hukuk devletinde teröre destek verip, teröre terör örgütü diyemeyip, sonra da kalkıp o ülkenin parlamentosunda boy gösterecek bir siyasi partiye, siyasi organizasyona rastlayamazsınız. Türkiye'yi artık bu beladan kurtarmak lazım. Bunun için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu kapatma davası Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren önemli meselelerden de bir tanesidir. Artık Türkiye'nin geleceğinde teröre, terörden medet uman siyasilere, terörü aracı olarak değerlendiren kesimlere yer yok. Ama bakıyorsunuz bugünlerde birileri yedi benzemez. Her biri birbirine benzemez. Fakat dışarıdan oluşturulan gündemlerle Türkiye'de bağnaz bir iktidar karşıtlığıyla bir araya gelip düne kadar siyasi ortaklıkla seçime girme hesabı yapıyorlardı ve bunu yaptılar. Bugün bakıyorsunuz kendi aralarında kimsiz kimler kendilerine bu yetkiyi vermiş belli değil. Birbirler arasında bakanlık pazarlıkları yaptırmaya varacak kadar ne yazık ki fütursuzlaşıyorlar. Milletimizin bunları dikkatle takip ettiğine eminiz. Bunlara aman vermeyeceğine de eminiz. Her ne olursa olsun kuvveti milletin kendisinden almayan hiçbir faaliyetin amacına ulaşamayacağı gerçeği açıktır. Türk demokrasisi giderek olgunlaşırken yeni hükümet etme sisteminin, Türk tipi başkanlık sisteminin Türkiye'ye yönelik vermiş olduğu kazanımlar ortadayken bunu milletin iradesinin sonuna kadar arkasında durarak, sahip çıkarak daha güçlü, daha da olgunlaşacağı bir seviyeye taşımak da hepimizin sorumluluğudur. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğinde bu anlamda faaliyet yürüten hiçbir siyasi çevreye, hiçbir projeye yara olmadığı gerçeğini bizler bu zamana kadar söylediğimiz gibi bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Şimdi bakıyorsunuz farklı farklı siyasi senaryolar konuşuluyor. Biz Cumhur İttifakı konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak şimdiye değin esasla hep bir mesele üzerinde sadık ve sabit kaldı. Neydi bu gerçeklik? Bu gerçeklik Cumhur İttifakı'nın her anlamda şeffaf olduğu, ilkelerinin neler olduğu, hedeflerinin neler olduğu aziz milletimizle, Kayseri hemşehrilerimizle çok açık ve net bir şekilde paylaşıldı.
Peki Zillet İttifakı? Dikkat buyurunuz, bu zamana kadar yaptıkları ne genel seçimlerdeki ortaklıklarda ne yerel seçimlerdeki ortaklıklarda hiçbir şeffaflık gösteremediler.